Bowling'e de geçelim. Dersin başlangıcı için artık. Ve yavaştan başlayalım. Şimdi present simple tense. Dediğim gibi en basit olarak, en basit konu olarak kabul edilir en başta. Ama iyi bilmek gerekiyor. Daha ileri seviyelerde olsanız bile, B1, B2'ye gelmiş olsanız bile bir tekrar dönüp bakmak size yardımcı olacaktır. Çünkü if conditional gibi konularda ya da pozitif konularına da gelindiğinde ki B1'de olan konular bunlar. Yine present simple tense karşımıza tekrar tekrar çıkıyor. Bunları iyi oturtmak her zaman size yarar sağlayacaktır. Present simple tense'in de yanında tabii ki olmazsa olmazımız to be verbleri. To be verbler ve aslında yardımcı fiiller olarak bugün anlatıyor olacağım. Çünkü sadece to be verbal başlığı altına alırsak yeterli olmuyor anlaşılması için. Okay. Şimdi şöyle yavaştan başlayalım. Ben de chat'i diğer tarafa alayım. İngilizce zamanlar simple present tense. Dediğim gibi herhangi bir dil öğrenirken düzenli gitmek önemlidir. Ben buna inanıyorum kesinlikle. Rastgele başlamak biraz sıkıntı yaratır. Ya da uzun bir süre ara verildiyse, A1 bitirir mesela A2'ye gelindiğinde. Uzun bir süre ara verildiyse bu bazen sıkıntılar yaratabiliyor. Önceki konuları bir öğrenmek gerekiyor. Düzenli bir şekilde gitmek gerekiyor bence. Temel bir sağlam atılmalı ve ileri seviye konulara gelmeden önce kalan kafa karışıklarını gidermek mühimdir. Çünkü dediğim gibi ileride bu daha karmaşık konularda geliyor olacak ve önceki konulardan sıkıntı çekiyorsanız ileriki konulardan da sıkıntı çekmeniz çok normal tabii ki. Present simple dediğimiz tense tam olarak bu. Genel anlamda basit. Türkçe'ye yakın tabii ki. Ama yanlış öğrenme durumunda gelecekte sıkıntılar çıkarabiliyor. Çıkardığını çokça ders yerimde B1, B2 seviyelerinde ya da A2 seviyelerinde hatta C1 seviyelerinde bile güncel olarak görüyorum açıkçası. Okay. Peki ne bu present simple? Present simple tense'in Türkçesi geniş zaman. Evet, direkt normalde bu konuları anlatırken, zamanları anlatırken direkt Türkçesini söylüyoruz tabii ki. Bunun da Türkçesi geniş zaman. Fakat bu kelimelerin birebir anlamlarını da öğrenmek ilerideki tenslerin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Çünkü İngilizce'de toplamda 12 tane tense var. 12 tense'in her biri için pasif var ve başka konularda bunların içine giriyor ve daha çok karıştırıyor. Burada yine sıkıntı yaşamamak için bu tenslerin isimlerini öğrenmek çok önemli aslında. Çünkü hepsi özellikle bir tablo şeklinde bir önümüze geldiğinde baktığımızda hepsi birbirine bağlı konular. Eğer ki bunların isimlerini tam anlamıyla öğrenebilirsek herhangi bir sıkıntıyı ortadan kaldırmış oluruz. Bildiğiniz gibi simple kelimesi basit demek. Present, şimdiki zaman demek. Past de zaman diyebiliriz. Yani aslında present simple beraber birleşince zaman ve çekim dediğimiz simple kelimesi beraber olduğunda biz buna tense diyoruz. Buna bir zaman diyoruz. Kendi başlarına present bir zaman değil maalesef. Bir tense değil. Zaman ama tense değil. Tense olarak present simple. Şimdiki basit zaman ya da direkt Türkçesi geniş zaman. Şimdi biz bunu ne için kullanıyoruz? Hangi konularda kullanıyoruz present simple'ı? Türkçe'de olduğu gibi bu tense'i 5 konu hakkında konuşurken kullanıyoruz. Genel anlamda. Bunlar için şunları söyleyebiliriz. Genel doğrular. Genel olarak herkesin kabul ettiği, bilimsel diyebileceğimiz konular. İşte suyun 100 derecede kaynaması gibi. Genel herkes tarafından kabul edilen konularda present simple'ı kullanıyoruz. Bunun dışında günlük alışkanlıklarımızdan ve hobilerimizden bahsederken tabii ki hobilerden bahsederken bunu kullanıyoruz. Her gün yaptığımız ya da günlük rutinlerimiz, işte sabah kalkmak, duş almak, dişlerimizi fırçalamak bunlardan bahsederken yine günlük rutinlerden bahsederken present simple'ı kullanıyoruz. Onun dışında biraz da ilerlediğimizde uçak, tren, otobüs, sinema, saat çizelgelerinde. Özellikle saat çizelgeleri aklımızda kalmalı. Saat çizelgelerinde present simple tense'i kullanıyoruz yine. Ne kadar bunlar gelecek zaman olsa da burada hafif bir zaman kayması olduğu için bunlar için present simple'ı yine kullanıyoruz. Talimat verirken ya da emir verirken şunu şöyle yapın, işte atıyorum yemek yaparken şimdi yağı ekleyin gibi cümleleri kurarken yine present simple tense'i kullanıyoruz. Onun dışında bir de son olarak hikaye anlatımlarında kullanıyoruz. İşte prens gelir ve prensesi kurtarır gibi cümleleri kurarken bazı yazarlar diyelim, hepsi değil, her zaman tabii ki böyle değil. Geçmiş zamanda kullanabiliyoruz. Bazı yazarlar present simple tense kullanır. Daha çok çocuk kitapları bu şekilde yazılır ama bu şekilde bir kullanımı da vardır. Okay. Şimdi tek tek bunları incelediğimizde genel doğrularda. Okay.
Geçmeden önce Merve sormuş. Hocam YKS dili hazırlanıyorum. Faydalı olur mu? Konu anlatımı tekrar açısından. Tabii ki tekrar açısından her zaman vakit bulundukça tekrar yapılması faydalı. YKS dili için de şu anda bu anlattıklarım genel doğrulardır. Bunlardan bahsederken çok bir karmaşıklık yok. Ama özellikle yardımcı fiil konusuna geldiğimde biraz daha yarısını geçtiğimizde ileriki mesela perfect tense'teki karmaşıklıklar, çünkü bir sürü kelime var orada arada. Bazen anlamı olmayan, ne anlamı olduğunu oturtamadığımız kelimeler var. Onları oturtmak için tam bu present simple değil de ikinci kısmımız olan to be verbleri daha faydalı olacaktır. Tabii ki tekrar etmek her zaman faydalıdır. Bunu söyleyeyim ve devam edebiliriz. Okay. Genel doğrulardan devam edelim şimdi. Doğa kanunları, bilimsel kanıtlar, herkes tarafından kabul edilen gerçekler, bunları söyledik. Bu kategoriye giriyorlar. İşte güneş doğudan doğar, su 100 derecede kaynar. Ya da onun annesi 28 yaşındadır. Nasıl istediği değil tabii ki, orada kimliğinde yazan şey neyse, genel doğru neyse onu kabul ediyoruz. Bunların hepsi present simple tense'de kullanıyoruz. Genel doğrular kategorisinin içine girmekte bunlar. Okay. Bunların bilerek İngilizcesini yazmadım hiçbirinin. Burada verdiğim örneklerin hiçbirinin İngilizcesini yazmadım en başta. Konu tamamen bittikten sonra, sunumumuz bittikten sonra, anlaşıldıktan sonra konu. Bunlara geri döneceğiz. Ve bunların İngilizcelerini söylüyor olacağız. Okay. Şimdi genel doğrulardan ikinci kısma geçtiğimizde. Günlük rutin, alışkanlıklar ve hobiler. Sevdiğimiz veya nefret ettiğimiz şeylerden, alışkanlıklarımızdan, günlük yaşamımızdan, rutin olarak yaptığımız işlerden. Bunlardan bahsederken bu tense'i kullanıyoruz. Yine present simple'ı kullanıyoruz. Mesela futbol oynarım. Hobimdir. Döner en sevdiğim yiyecektir. Bütün Türkler gibi. Ya da o bir bankada çalışıyor. Bunun gibi kelimeleri, bunun gibi cümleleri çıkarırken yine present simple kullanırız. Hilal soru sormuş. Ders kayıt olacak mı? Evet, ders kayıt olacak. Şu anda zaten ders kayıt ediliyor. Sonra Taş Dil kursunun YouTube hesabından paylaşılıyor olacak bunlar. Okay. Günlük rutin alışkanlıklar da böyle. O bir bankada çalışıyor. Bunlardan bahsederken ya da genel doğrular kısmına da girebilir bu. Bunlardan bahsederken present simple'ı kullanıyoruz. Üçüncü olarak uçak, tren, otobüs, sinema, saha çizelgeleri dedik. Saha çizelgeleri özellikle. Ulaşım araçlarının veya sinema, tiyatro gibi yerlerin saat çizelgelerinde böyle gittiğinizde, o mesela hızlı tren istasyonuna gittiğinizde kocaman bir tablo olacaktır. Orada hangi tren kaçta kalkacak, nereye gidecek, bunlar yazılır. Türkiye'de kalkacak şeklinde yazar, ama herhangi bir yurt dışına gittiğinizde, genellikle Avrupa ülkeleri, İngiltere veya Amerika'da, o tablolara baktığınızda bunlar geniş zaman şeklinde yazılır. Geniş zaman şeklinde oraya yazılıyor ve biz de bu şekilde anlatıyoruz. Zaman çizelgelerinde, saat çizelgelerinden bahsederken. Örnek olarak işte İstanbul treni saatiyle de kalkacak, ya da film salonlarından işte yeni çıkmış olan John Wick 7. salonda saat 8'de başlayacak. Gördüğünüz gibi biz başlayacak, edecek diye kullanırken İngilizce'de bunu present simple'da başlar şeklinde söylüyoruz. Okay. Devam ettiğimizde talimat verirken, emir verirken, talimat ve emir cümlelerinde yine geniş zamanı kullanıyoruz. İşte dediğim gibi mutfakta mesela bir tarif bakarken, nefis yemek tariflerinden bir orada tarife bakarken, çorbayı karıştırın der, işte yağı şimdi ekleyin der. Bunlar yine present simple'da anlatılıyor. Ya da bir emir verirken, orada kapıyı aç, işte oraya gitme, yasak bu falan gibi cümleler kurarken, talimat verirken ya da yasaklarken yine aynı şekilde present simple'ı kullanıyoruz. Son olarak hikaye anlatımlarında. Bazı hikaye anlatıcıları, dediğim gibi işte daha çok çocuk kitaplarında özellikle, bir hikayeden bahsederken bu tense kullanıyorlar. Mesela prens kapıyı açar ve işte şöyle olur. Ama odaya geldiğinde o orada değildir gibi. Türkçe'de olduğu gibi aynı şekilde İngilizce'de de hikaye anlatımlarında bu tense, present simple tense'i kullanabiliyoruz. Okay. To be ve yardımcı fiiller konusuna geldiğimizde şimdi. Okay. Şimdi bu tense'i ne koşullarda kullanacağımızı biliyoruz aşağı yukarı. Özellikle başlangıç seviyelerinde tabii ki çok fazla anlatım türü var. Çok fazla daha kullanabileceğimiz yerler var. Ama bunları artık daha istisna diyebiliriz. Hani istisnalara burada giriyor olmayacağım ilk videolarda özellikle. Belki ileriki videolarda daha detaylara gireriz. Şimdi genel anlamda bu tense'i nerede kullanacağımızı biliyoruz. Bunu bildiğimize göre artık İngilizce cümle yapısına biraz bakabiliriz. Okay. Şimdi cümle yapıları İngilizce ve Türkçe'de olduğu gibi, İngilizce'de Türkçe'de olduğu gibi 3 tür cümle kurabiliyoruz sadece. İşte isim cümlesi, sıfat cümlesi ya da fiil cümlesi.
Zarf cümlesi ne İngilizce'de ne Türkçe'de yok. Atıyorum ben hızlıca. Böyle bir cümleyi kuramıyoruz. Kendi başına olmuyor. O yüzden İngilizce'de de Türkçe'de de 3 tür cümle kurabiliyoruz. İsim, sıfat ve fiil cümlesi. Genel anlamda isim ve sıfat cümlesini bir kategoriye alırız. Fiil cümleleri de başka bir kategoriye alırız. Kurallarımız bu şekilde ayrılır genel olarak. Sıfat cümlesi için ayrı kurallar yok. İsim cümlesinin içinde duralım. Öncelikle bunları tabii kurmak için cümle düzenine bakmamız gerek ve bazı gerçekleri kabul etmemiz gerek aslında. Çünkü yeni bir dil öğreniyoruz ve her dil Türkçe gibi değil maalesef. Çok fazla insan var ve eskiden de çok fazla dil oluşturulmuş. Binlerce dil var dünyada ve bazı diller bazı şeyleri kabul ederken bazı diller onları kabul etmiyor maalesef. Ve bazı gerçekleri biz de burada kabul etmemiz gerekiyor bu dili öğrenmeden önce. Şimdi peki ne bunlar? Nasıl yapıyoruz? Şimdi cümlelerde genel olarak baktığımızda Türkçe'de de bir özne ve bir yüklem kullanımı genel anlamda olması gerekiyor. Bunlar olmazsa olmazımız diyebiliriz bazı cümleler istisnalar dışında. Onun üstüne ne eklersek işte nesne ekleriz, zaman zarfı ekleriz, işte mekan bilgisini ekleriz. Bunları ekleyebiliriz. Bunlar opsiyonel. Ama olmazsa olmazımız genel olarak özne ve yüklemdir. Dediğim gibi yine genel olarak. Fakat İngilizce bu konuyu bir boyut üstte alıyor. Kullanmamız gereken iki şey değil, üç şey vardır diyor. Ve bu üçüncü şey de yardımcı fiiller. Auxiliary verbs ya da auxiliary verbs nasıl okursak bunlardır. Bunlar yardımcı fiil demektir. Ve bunlar da her cümlede olmazsa olmaz. Ve bunlar biraz kafa karıştırabiliyorlar. Çünkü aşağıda gördüğünüz gibi bu kelimeler her cümlede var. Ama bazı durumlara göre değişiklik gösterebiliyorlar. İşte kafa karıştıran noktada zaten o durumlar. Ama gördüğünüz gibi her cümlede varlar. Şimdiden düşündüğünüzü duyabiliyorum şurada yok diye. Bakalım nasıl oluyormuş. Okay. Şimdi isim ve sıfat cümlelerinde işimiz daha kolay genel anlamda. Çünkü yardımcı fiili görebiliyoruz. Yardımcı fiil orada. Yardımcı fiil dediğimiz şey ne? İşte to be. Onun çekimlenmiş halleri. Şimdiki zamanda bunlar emzar oluyor. Geçmişte vazver oluyor. Üçüncü hali de been oluyor mesela. Şimdi isim cümlelerinde bunlar işimiz daha kolay. Çünkü direkt orada görebiliyoruz. Konum olarak da genelde özneden sonra hemen oraya yapıştırıyoruz. Geçiyoruz. Genelde böyle. Ama gerçeği kabul etmemiz gerekiyor tam şu anda. Cümlelerde bazen anlamı olmayıp işlevi olan şeyler olabilir. Türkçe'de örneğine bakalım hemen. Bu kaynaştırma isim. Oraya gidiyorum mesela. Normalde yönelme ki AE şuraya koy mesela. Normalde yönelme ki AE'dir. Ama Türkçe ne yapmış? Oraya bir kaynaştırma Y'si koymuş. Bu kaynaştırma Y'sinin anlamsal bir şeyi yok. Y'yi ayrı bir şekilde incelediğimizde onun bir anlamı olmadığını görüyoruz aslında. Ama niye orada? Orada okunuşu, sesi daha güzel çıkartıyor. Türkçenin ses uyumuna uymasını sağlıyor. Oraya bir aslında işlev veriyor. Basitçe. Bunlar var. Türkçe'de de birkaç tane daha örneği var. Ama en basit en görülebilir örneği bu. Kaynaştırma Y'si. Şimdi bunun varlığını kabul ettiğimize göre İngilizce'ye bunu uyarladığımızda şöyle bir şey oluyor. İngilizce bu kaynaştırma Y mantığını almış. Cümlede anlamı olmayan ama işlevi olan kelimeler vardır düşüncesini almış ve bunun üstüne gramer kurmuş aslında. Bütün tensler ve gramer konularının %50'si %60'ı diyebilirim ki hani kaç tane gramer konusu var bu çok büyük bir yüzde. Bu gramer konularının %50'si 60'ı yardımcı fiil üstüne kurulu. Eğer ki yardımcı fiilleri doğru bir şekilde anlarsanız hiçbir tensi de aslında sıkıntı çekmezsiniz. Her şey bunların üstüne kurulu. Dediğim gibi anlamı olan ve işlevi olmayan şey işlevi olan pardon ama anlamı olmayan şeyler var. Bunlar da en başta to be kelimeleri zaten. Emizar. Bir cümleye baktığımızda ayrı bir şekilde incelediğimizde emizarın bir anlamını göremiyoruz. Ama işler nasıl oluyor? Şöyle bakalım. Okay. Şimdi temelde yardımcı fiilleri biz iki kategoriye ayırıyoruz. Basit ve karmaşık, basic and complex yardımcı fiil olarak. Yardımcı fiillerden İngilizce'de çok var. 7 tane falan sayabilirim şu anda. Ama ikiye ayırıyoruz bunları. İlk önce basit olarak ayırıyoruz. Basit dediğimiz şey to be isim cümlelerinde ya da fiil cümlelerinde does, do does şeklinde oluyor. Ya da geçmiş halde did oluyor. Bu şekilde ayırıyoruz to be ve do does'lar. Bunların cümlede anlamları yok aslında. Şöyle de görebiliriz. Mesela bir örnek vereyim.
Herhangi bir yabancı, bir İngiliz geliyor Türkiye'ye. Diyor ki ben var gelmek ya da ben olmak öğretmen diyor. Bunu neden diyor hiç düşündünüz mü yani? Anlamadığından mı diyor bir şey ya da bilmiyor mu İngiliz? Düşünmemiş mi? Şöyle. Bir İngiliz geliyor bu şekilde konuşuyor. Ben var gelmek diyor. Ben olmak öğretmen diyor. I am a doctor mesela. Bu cümlenin İngilizcesi. Orada I'yı çıkarabiliyor. Tamam ben demek. Doktor, doktor zaten. Ama M'e bakıyor orada. Ve soruyor Türkiye. Bu M ne demek diyor. Türk de ona diyor ki olmak. Ama aslında olmak demek değil o. Orada onun bir anlamı yok. Orada I am a doctor derken M ne demek diye size sorulursa yabancı biri tarafından bunun cevabı bizde yok olması lazım. Ama İngilizce'de var bunlar. Bizim be olarak söylediğimiz, olmak olarak söylediğimiz şey aslında fiil olan be. Ama aynı Türkçedeki sesteşler gibi yüzmek ve yüz kelimesi gibi be'nin birçok anlamı var. Ve be şeklinde kaldığında genellikle orada anlamı yoktur. Ama emzara onu çekimlediğimizde be şeklinde kaldığında anlamı vardır, olmaktır. Ama emzara çekimlediğimizde onun bir anlamı kalmıyor. Orada sadece işlev için orada bir isim cümlesi yapısını kurmamız için orada aslında. Okay. Şimdi dediğim gibi bir ve du şeklinde oluyor. Bir Türkçe'de bunlar farklı bir kelime, farklı kelimeler olarak sunulurken İngilizce birçok anlamı bu yardımcı fiiller üzerinden anlatıyor aslında. Bu yardımcı fiillere birçok anlam yüklüyor. Zamanı gelince onları kullanıyor. Zamanı gelmediği sürece pasif kalıyor. Birazdan biraz daha netleşecek bunlar. Şimdi isim ve sıfat cümleleri üzerinden devam ediyorum. İsim ve sıfat cümlelerini bir kelimesini özneye göre çekimler ve ondan sonra kullanırız. Genel cümle yapısında. Normalde baktığımızda özne gelir, ondan sonra yardımcı fiil gelir, ondan sonra işte nesne gelir. I am a doctor cümlesinde olduğu gibi. Ben am var orada sonra. Ondan sonra da doctor, a doctor kelimesi. Genelde bu sırada geliyor. Orada olması lazım. O orada olunca biz neyi anlıyoruz? Şimdi işlevlere geldiğimizde. Burada tabloda da gördüğünüz gibi emizar. Olumsuz ve soruda beklediğiniz şey büyük ihtimalle yok orada. Normalde olumsuz kısmında orada am not yazar. Soru cümlesinde de işte am I şeklinde yazılır. Ama orada yazı yazıyor. Şimdi geleceğim. Emizarı ilk gördüğümüzde biz cümleden niye anlamamız gerekiyor? Çünkü orada olmaz. İşlevi var orada. Neyi anlatıyor orada emizar? Çünkü anlamı yok. Anlamı yoksa ne için var? Aslında gizli altında bir anlam yüklüyor cümleye. Present anlamı, şimdiki zaman anlamı. Ben cümlede emizar görürsem, okay, bu cümle o zaman şimdiki zamandır. Bunun çıkarımını yapmam lazım. Orada emizarın işlevi sadece cümleye şimdiki zaman anlamı katmaktır baktığımızda. Tabii ki olumlu cümlelerde sadece. Olumsuz ve soru da biraz daha değişiyor. Peki neler oluyor? Nasıl değişiyor olaylar? Şimdi biz cümleleri, olumsuz cümleleri Türkçe'de MMA koyarak olumsuzlaştırıyoruz. Yapma, gitme şeklinde yapıyoruz. Yeni bir kelime ekliyoruz. Çünkü Türkçe zaten sondan eklemeli bir dil. Hani sondan bir tane kelime ekliyor orada. Affix dediğimiz. Ekleri ekliyor ve yeni bir anlam kazandırıyor aslında. İngilizce'de ne oluyor? İngilizce sondan eklemeli bir dil değil. O yüzden diyor ki buraya not ekle. Ama not öyle rastgele bir şekilde cümleye eklenemiyor. Not aslında genel anlamda baktığımızda istisnalar ayrı bir şekilde. Genel anlamda baktığımızda bir yardımcı fiile yapışması lazım. Yardımcı fiil olmadan not maalesef cümleye koyamıyoruz. İstisnalar haricinde. İşte özneden sonradır, yardımcı fiilden sonradır, fiilden öncedir gibi bir şey dersek, cümle kurarsak yanlış olur. Yardımcı fiile yapışır. Daha ileriki tenslerde de anlatırken göreceksiniz işte future perfect continuous tense pasifinden bahsederken mesela orada 6 tane 5 tane yardımcı fiil var. Hangisi ana yardımcı fiil? Not nereye geliyor? Çünkü 5 tane yardımcı fiil varsa not hangisine gelecek? Bunlara karar vermeden önce ilk başta bunları hızlı hızlı sağlam bir şekilde oturtmanız gerekiyor aslında. Şimdi dediğim gibi not yardımcı fiile geliyor. İşte cümlemiz orada am ise I am a doctor kelimesi. Cümlesi I am not a doctor şeklinde düzenlemiş oluyoruz. Not'ı am'e yapıştırıyoruz ya da is olur, are olur her neyse oraya yerleştiriyoruz ve olumsuz yapıyoruz. İşlemimiz bu.
sorulardan oluyor. Şimdi Türkçe sorularda yaptığımız şey Türkçe'de bir mı kelimesi, mi mı kelimesine cümleye eklemek. Yaptığımız şey bu İngilizce'de. Türkçe'de pardon. İngilizce'de ne oluyor ama? İngilizce diyor ki yine sondan eklemeli bir dil olmayan İngilizce. Ben yeni bir kelime eklemek istemiyorum diyor. Orada zaten benim yardımcı fiilim var. İşlev yapan kelimem var orada. O işlev kelimesini ben başa alırsam bu soru olur. Bunu diyor. O emzarı cümlenin başına aldığımızda özneden önce diyebiliriz. Ya da daha uzun cümlelerde direkt cümle başı diyebiliriz. Aldığımızda aslında soru yapmış oluyoruz. Ekstra bir mı kelimesini cümleye sokmaya gerek kalmıyor. Direkt bu şekilde yapıyor. Ve bu yüzden yardımcı fiili anlamak önemli diyorum. Çünkü bu kural bütün tensler için geçerli. 12 tensin 12'sinde, 12 pasifin 12'sinde de hepsinde geçerli. Eğer ki siz yardımcı fiili başa alırsanız soru yaparsınız. Yardımcı fiile not eklerseniz olumsuz yaparsınız. Ve bu kadar aslında. Burası böyle, bu şekilde. Ama tabii ki olumlu cümlelerdi ve sıfat cümlelerinde. Sıfat cümleleri de bu kategorinin içine giriyor. Ben öğrenciyim ya da işte bu araba kırmızı sıfat cümlesi örneği olarak. Bunlar hepsi bunun içinde. Bakın. Şimdi fiil cümlelerine geldiğimizde. İşler biraz daha karışıyor arkadaşlar burada. Çünkü aslında buraya baktığımızda yardımcı fiiller göz önünde değil. En basit present simple cümlesinde emzar koyamayız. Çünkü o to be'dir. Ve to be kelimelerini sadece isim fiil cümlelerinde koyabiliriz. Peki şey isim sıfat cümlelerinde kurabiliriz. Peki fiil cümlelerinde ne oluyor? Oraya bir do yerleştirmemiz gerekiyor. Fiil cümlelerinin yardımcı fiili do'dur. Ama olumlu cümlelerde kendini göstermiyor maalesef. O yüzden işler karışabiliyor. Mesela şu cümleleri biraz inceleyelim. Burada çünkü bazı kanıtlardan bahsedeceğiz. Bazı durumlardan bahsedeceğiz. Ve genel olarak A1 öğrencilerin sıkıntı çektiği what do you do gibi cümlelerde neler oluyor onu göreceğiz. Şimdi I play football. Özne yerleştirdik oraya. I, ben, play, oynamak. Futbol. Futbol zaten. Ben futbol oynarım. Yeni zaman cümlesi. Şimdi burada yardımcı fiil yok. Görünürde yok. Ama en başta dedik ki her cümlede aslında yardımcı fiil vardır. O zaman ne oluyor? Ne oluyor? Şunu diyoruz. Her cümlede yardımcı fiil vardır. Ve eğer ki cümle olumluysa bu yardımcı fiil ana fiilin içindedir. Yani burada I play football cümlesinde play kelimesinin içinde gizli bir do var. Orada bekleyen. Ve biz cümleleri değiştirdiğimizde bu do ortaya çıkabiliyor. Atıyorum ben cümle yapacağım zaman you play football cümlesini mesela you play football sen futbol oynarsın cümlesinin yardımcı fiili olan do'yu başa alırım. Do you play football? Bu şekilde kurabilirim. Okay. Ama bunu demek aslında kolay. Çünkü oraya bir tane do geliyor. Okay. Bu içinde de olabilir. Tamam. Ama bunları kanıtlamak da gerekiyor. Sadece bu kendi başına tam bir kanıt olmuyor çünkü. Burada asıl kanıtımız bizim not, olumsuz cümlelerde. Şöyle şimdi. She plays football. İkinci cümlemiz. She plays football. O kız futbol oynar. Orada bir cümleye gelmiş S var. O S nereden gelmiş? Yani her zaman şey diye öğreniyoruz. He, she de geniş zamanda cümlenin kelimenin sonuna, fiilin sonuna S gelir. Peki o S nereden geliyor? Yani köklerden gelen bir karar gibi S mi ekliyoruz oraya? Aslında değil. O cümlenin içine bir do ve he, she de does'a dönüşen bir kelime var ya, play'in içinde does oluyor. Ve o does, D, O, E, S diye yazılan does'ın sonunda bir S var. Aslında bizim geniş zamanda gördüğümüz şey, bu içinde duran plays'in içinde olan does kelimesinin son harfi olan S, olumlu cümlede kendini gösteriyor. Orada play fiilinin sonuna S'yi eklettiriyor. Tamamen ortaya çıkmıyor. Olumlu olduğu için çıkmasına gerek yok. Ama ben buradayım, etkin burada. Bu bir geniş zaman. Bunu göstermek için oraya çıkıyor. Evet ama bunun daha fazla nasıl kanıtlarız? Şöyle kanıtlıyoruz. Şimdi dedik ya not kendi başına cümlede
olmuyor. Yardımcı fiil koymamız gerek. Yani she not plays football diye bir şey yapamıyoruz. Çünkü yardımcı fiil orada değil. Playant gibi de bir şey yapamayız. Fiillere de gelmez. Sadece yardımcı fiili yapıştırmamız gerekiyor o not'ı. Ne yapıyoruz? Biz bu playing içinde olan does'ı dışarı çıkarıyoruz. Özneden sonraya koyuyoruz. She does play football. She does play football dediğimizde içinden o does'ı çıkardık. Özneden sonraya koyduk. Ve not'ı artık cümlede bir yardımcı fiil olduğu için o not'ı does'a yapıştırabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi she doesn't. She doesn't. Ama içeriden çıktığını nereden anlıyoruz? Hani içeriden çıktı bu play'in içinden çıktı ama nereden anlıyoruz bunu? Çünkü she doesn't play football dediğimizde bu cümlede play'in sonunda bir S olmadığını görüyoruz artık. Bu S burada yoksa orada olaylar dönmüş. Dönen olay ne peki? Biz o does'ı oradan çıkardığımız için o S'yi verecek bir kelime yok orada. Does diye bir şey yok. O yüzden play'in sonuna S gelmiyor. Çünkü zaten o cümle dışarıda. O kelime dışarıda. Eklenecek bir S yok. O yüzden plays değil, play oluyor. Aynı şey soruda da geçerli. Biz soruda yardımcı fiili başa alıyoruz. Yani burada does'ı başa alacağız. Başa aldığımızda does she play yine play şeklinde kalması gerekiyor. Plays olmaz. Çünkü yine içinde olan o S'yi veren does'ı biz cümlenin başına koyup soru yapmak için dışarı çıkarmış bulunduk çoktan. Bu şekilde oluyor. Tabii ki I'dan bahsederken yine işimiz kolay. Çünkü do, does'a dönüşmemiş bir durumda. Do halinde duruyor hala. Ve bir S göstermiyor. Don't play futbolda dediğim gibi does'a dönüşmüyor. Does'a dönüşmediği için bir place durumu yok. O yüzden soru yapacağım zaman sadece do'yu dışarı alıyorum. Not'ı yine oraya yerleştiriyorum. I don't şeklinde yapıyorum. Play futbol diyorum. Bitiriyorum direkt olayı. I don't play futbol. Ya da soru yapacak olsam do you play futbol? Sen futbol oynar mısın? Bunları inceledikten sonra bir de şuna bakmamız gerekiyor. Bu içinde do olma durumu gerçekleştiğinde biz fiilin birinci hali diyoruz. Fiilin birinci hali dediğimiz şey geniş zaman hali, yalın hali değil. Yalın hali sıfırıncı halidir. Yalın hali değil. Birinci hali dediğimiz şey içinde do does olan hali ve sorularda olumsuzlarda dışarı çıkardığımız hali. Ve bu do does geniş zamanda her kelimede var, her fiilde var. Mesela do kelimesine bakalım. Şimdi do'dan bahsediyoruz, does'a dönüşüyor bunu diyoruz. Ama aynı be'de olduğu gibi aslında onun yapmak anlamı yok orada. Orada yardımcı fiil. Ve orada bir anlamı yok. Orada işlev var. Yani bir cümlenin içinde hem yardımcı fiil olan do hem de ana fiil olan do olabilir. Mesela I do my homework every evening. Her akşam ödevlerimi yaparım cümlesi. I do my homework. Do yapmak orada ve anlamı var. Tamam. Anlamı varsa yardımcı fiildir. Fiil değildir. Bunun çıkarımını yapmam gerekiyor. Okey. Yardımcı fiil değilse, bir ana fiilse, yani I do my homework ile I play futbol arasında gramatik olarak bir fark yok. Orada biri play kelime, diğerinde do. Ama ikisinin içinde de yine bir yardımcı fiil olan do var. O yüzden bir soru yapacağımız zaman, mesela mesleğin ne? Sorusu olan what do you do? Cümlesini kurarken orada do'nun içindeki do'yu yani ana fiil olan yapmak anlamına gelen do'nun içindeki anlamsız yardımcı fiil olan do'yu cümlenin başına alıyorum. Ve ne yaparsın? Yaptığın şey nedir? Mesleğin nedir? Yani cümlesine kurmuş oluyorum. İkisi de olabiliyor. Do iki kere olabiliyor. Bu gibi durumlarda kafa karışıklığı yaşamamak lazım. Aslında kurallı bir şekilde orada. Okay. Şimdi dediğiniz için teşekkür ederim. Direkt slide bitiyor burada ama başa geleceğim. Bu cümleleri, daha önce verdiğim cümleleri nasıl İngilizce'ye çevireceğiz? Buna bakacağız hızlı bir şekilde. Ondan sonra da yavaştan bitirebiliriz zaten. 15 dakika gibi bir süremiz olacak. Dersler 15 ne şey, dersler 1 saat sürecek bu arada. 1 saat 1 saatte anlatıyor olacağım. Daha detaylı öğrenmek istiyorsanız zaten daha farklı videolar da olacak ya da direkt gelip bir grup dersine katılabilirsiniz. Bu şekilde. Ya da diğer etkinliklere de katılabilirsiniz. Genel anlamda ama burada 1 saatlik genel bir özet şeklinde anlatıyor olacağım. Bakın. Şimdi genel doğrulara geri döndük. Güneş doğudan doğar cümlesine baktığımızda
Sun comes out, doğar gelir. Comes out from the east. Doğudan doğar şeklinde kurabiliriz. Ya da su 100 derecede kaynar. Water boils. Boil kelimesi. Kaynamak. Water boils at 100 Celsius degree. 100 derecede kaynar. Boil'un sonuna S koydum. Onun annesi 28 yaşındadır. Her mother, onun annesi is, isim cümlesi çünkü bu. Her mother is 28 years old. Peki neye göre buna karar verdim? Hangisi isim, hangisi fiil cümlesi? Direkt fiili görüp görmemekti olay. Türkçe'de mekmakla biten bir kelime görüyorsanız cümlede o bir fiil cümlesidir. Yani kaynamak, doğmak. Bunlar fiil olduğu için fiil cümlesi kategorisine giriyor. O yüzden orada yerli fiilimiz değişiyor. O da yaşındır da bir mekmak kelimesi olmadığı için isim cümlesidir diyebiliyoruz. Okay. Rutinlere geldiğimizde işte futbol oynarım. Oynamak fiil cümlesi. I play football. Kurumuz zaten. Döner en sevdiğim yiyecektir. Yemek kafanızı karıştırabilir. Ama yiyecek dediğimiz şey aslında bir isim. Yiyecek orada yemeği tanımladığımız şey. Yemek yemek diyoruz ya zaten. Döner en sevdiğim yiyecektir derken bu bir isim cümlesi. O yüzden emizar kullanmamız gerek. Döner is my favorite food şeklinde kullanabiliriz. Döner is. O bir bankada çalışıyor. He works in a bank. O bankada çalışır. Şimdi burada küçük bir zaman kayması var. Bankada çalışır dememiz gerekiyor. Bu geniş zaman olduğu için. Ama Türkçe zaman kayması yapıyor. Şu anda sanki çalışıyormuş gibi orayı bir yor ekliyor. Bu kafanızı karıştırmasın. Bu Türkçe'de gayet normal bir şey. Mesela günlük rutinlerde kimse şey demiyordur diye düşünüyorum. Sabah 8'de kalkarım, duşumu alırım, işte dişlerimi fırçalarım. Bunu demiyorsunuzdur. Sabah 8'de kalkıyorum, duşumu alıyorum, sonra dişlerimi fırçalıyorum. Bu şekilde kullanıyorsunuzdur. Bu zaman kaymasıdır. Bu zaman kayması olabilir. Burada o bankada çalışıyor derken genel anlamda diyoruz. O bankada çalışır aslında. O yüzden present simple tense'dir. He works. He olduğu için sonra S'ye gelir. Work çalışma kelimesi. He works in a bank şeklinde bu cümleyi kurabiliriz. İstanbul treni saat 7'de kalkacak. Zaman çizelgelerinde yine present simple kullanıyoruz. The train that goes to Istanbul takes off at 7 o'clock şeklinde take off, takes off şeklinde kurabiliriz bu cümleyi de. Yine kelimenin sonuna bir S geliyor. Starts at 8 o'clock. Yine ikinci cümlede John Wick 4 starts at 8 o'clock in salon 8-7. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Yine başlama kelimesi bir fiil cümlesi. Bu şekilde. Talimat verirken çorbayı karıştırın. Mix kelimesi karıştırmak. Now mix the soup şeklinde kullanabiliriz. Kapıyı aç, open the door. Ya da oraya gitme, don't. Bu sefer olumsuz yapıyoruz. Don't go there. Okay. You'ya sorduğumuz için, he, she olmadığı için zaten bir S durumu yok. Hikaye anlatımlarında son olarak işte prens kapıyı açar ve the prince opens the door. The prince opens the door. Open açmak yine oraya bir S eklememiz gerekiyor. He'den bahsediyoruz. The prince opens the door and she is not in there. O orada yoktur şeklinde kullanabiliriz cümleleri. Okay. Şimdi örneklerimiz de bu şekilde. Dediğim gibi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi videoları ve bunun gibi kaynakları Taş Dil Kursu'nun, Ankara Yabancı Dil Kursu'nun Instagram sayfasında bulabilirsiniz. Aynı şekilde ben de kendi hesabımdan Sam's English Garage buradan paylaşıyor olacağım. Bu şekilde her hafta Salı günleri video çekmeye, başka konular anlatmaya devam edeceğiz. Kayıt da alınıyor. Tekrarları YouTube'dan izleyebilirsiniz. Şimdi kaydı durduruyorum. Haftaya görüşmek üzere.